Vahyin ilk gelişinin üzerinden tam 12 yıl geçmişti. Her geçen gün Mekkeli müşrikler daha bir acımasız oluyor, inananlara Müslümanca yaşama hakkı tanımıyorlardı. Onun için Allah Cibril-i Emin vasıtasıyla müminlere yeni bir yol gösteriyordu. Hicret. İşte ilk kutsiler ve ilk medeniyet muallimleri. Ve işte karanlık çağların bağrına inen bu insanlar, rahatı zahmette, diri kalmayı, ölüm ve ötesindeki her şeyi hakir görmede, ebed müddet var olmayı şartlara göre kendilerini yenilemede gördü ve ters yüz edilmez birer güç haline geldiler. Artık Mekke'den ayrılma zamanı gelmişti. O, Efendiler Efendisi, sıklıkla Cebrail'in getirdiği ayeti tekrar ediyordu. Ey Rabbim! Beni doğru olan bir girdirişle Medine'ye girdir. Ve beni doğru olan bir çıkarışla Mekke'den çıkar ve bana tarafından yardımcı bir güç ver. İşte şimdi bu dualar kabul görmüş ve Allah Resulü de mukaddes yolculuk için Medine'ye hicret hazırlığına başlamıştı. Cibril-i Emin önce Mekkeli müşriklerin kurduğu tuzağa haber veriyor, sonra bu tuzaktan nasıl kurtulacağına dair hicret stratejilerini talim ediyordu. Öte yandan Kureyşliler kendilerince kesin sonuca ulaşmak üzere olduklarını zannediyorlardı. Aralarından seçtikleri talihsizler bir araya toplanmış ve Resul-ü Kibriya Hazretlerinin evini sarmışlardı. Böylelikle her bir kabileden birer temsilci devreye girmiş ve onları Resulullah'ın üzerine salan elebaşları da bir kenara çekilmiş, zafer naraları atmak için sabırsızlıkla bekliyorlardı. Gözü dönmüş bu talihsizler evi kuşatmış, son vuruşu yapmak için artık dakikaları sayıyorlardı. O Efendiler Efendisi, Hazreti Ali'yi yanına çağırıp şöyle dedi. Şu yeşil örtüye bürün ve gel de yatağında sen yat. Hiç endişe etme, yat ve uyu. Çünkü sana zarar veremeyecekler. Derken Efendiler Efendisi Yasin suresinin ilk 9 ayetini okuyarak evinden dışarı adım attı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve cealna min beyni eydihim sedden ve min halfihim sedden. فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onlar bir dava uğruna Medine'ye doğru yola çıkmışlardı. Ancak Dav-ı Sıla içlerini yakacak, Hazreti Ebu Bekir gibi bir lahza Efendimiz'den ayrılmayı düşünmeyen bir insan bile Mekke'ye özlem duyup müşrikler hakkında bizi yurdumuzdan, yuvalarımızdan ettiniz diye inleyecekti. Kabe'nin biricik sevgilisi ve Mekke'nin en şerefli sakini de ızdırapla şöyle söyleyecekti. Mekke,
seni o kadar çok seviyorum ki, eğer beni çıkarmasalardı, vallahi ben senden çıkmazdım. Hicret nedir bilmez ki, onu hicret etmeye. O bir ürüdür ümidi, inkisarı bitmeye. Kan damlar gibi damlar sinirlere her zaman. Bir başka hasrettir, başka tasa ve hicran. Kan damlar gibi damlar sinelere her zaman. Bir başka hasrettir, başka tasa ve hicran. Mekke'den Medine'ye hicret, belanın en çetini hep peygamberlerin başına esasına göre gerçekleşiyor ve o korkunç ölüm vadileri teslimiyet ve tevhiz kanatlarıyla aşıla aşıla münevver beldeye ulaşılıyordu. Hem öyle bir ulaşılıyordu ki ne Süraka'nın o günkü ruh haleti itibariyle sirkatinden daha karanlık düşüncelerine, ne Sevr mağarasının içinde ve dışındaki çıyanların ağına, ne de yoldaki haramilerin fiili insafsızlığına maruz kalınıyordu. Süraka sahabeliğe namzet bir dosta dönüşüyor, Büreyde arkadaşlarıyla beraber İslam'la tanışıyor ve derken o gül insan tipinin boranın estiği yollarda her yanı gül bahçesine çevire çevire köyüne doğru yürüyor. Artık Yesrib Efendimizle özdeşleşecek. Önce Muhammed'in şehri manasında Medinetül Muhammed, sonra ise Medine olarak kalacaktır. Kalıcı yurt olacaktır artık bu nurlu şehir. Neccaroğulları mahallesinden gençlerin neşideleri yükselecek. Bir ikindi vakti dolunay misali doğu verecekti Allah Resulü. Medine'de bayram neşvesi. Kusva adındaki mübarek binek mucizevi bir çöküşle Efendimizin misafir kalacağı evi işaretlerken, bizim aziz misafirimiz Ebu Eyyub el-Ensari, çağlar öncesinin iz düşümüydü sanki şehri İstanbul'a. Resulü, vazifesiyle alakalı ne Mekke'deki saf irşat döneminde, ne de karşı tarafın başlattığı baskı, tehdit ve harb-ü darp karşısında asla eğilmedi. Bedir'de savaşa mecbur edildiğinde, Uhud'da kan içmeye gelenlerle karşılaştığında, Hendek'te kuşatmaya maruz kaldığında, Huneyn'de o yaman okçuların oklarını göğüslediğinde hep yürekten ve yiğitçe davrandı. Ve bütün sarsılanlara sarsılma bilmezliğin örneği oldu. Ve o müthiş iradesiyle bütün irade zedeleri şahlandırdı. Hezimet esintilerini zafer mertemleri haline getirdi. Gönüllerin fatihi olarak Mekke'yi de bir damla kan dökmeden fethetti. Zilkade ayının bitimine doğru bir cumartesi günü öğle namazını müteakip Medine'den hareket etti. Efendiler Efendisi hicret yolunu takip ederek o gün güneşin tam zeval vaktinde Mekke'ye girdi. Lebbeyk Allah.
لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزان وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد Çağın kutsilerine gelince onlar kim Allah yolunda hicret ederse, yeryüzünde gidecek, barınacak birçok yer ve genişlik bulacaktır. Kim evinden Allah rızası için ve Resulullah'ın yolu deyip ayrılıp da yolda ölecek olursa, onun mükafatı Allah'a aittir. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir diyerek dünyanın her yanına dağılacak ve asrın gerektirdiği usul ve metotlarla soluklarını her tarafa duyuracaklardır. Onların bu hicretleri sayesinde imana, Kur'an'a uyanacaklar olabileceği gibi vicdanlarında dostluğu ve diyaloğu duyanlar da olacaktır. Evet, onlar Hira Dağı'ndan ruhlarını akseden mirası gezip her yerde soluklayacaklardır. Hiç şüphe yok ki hak davası için hicret eden kutsiler niyetlerine göre mükafat elde edecek ve inşallah İlk hicret edenlerin arkasında yerlerini alacaklar. Ve onun arkasından kutsiler yürüyecek. Yeniden yollar onarılacak. Mazi ile aramızdaki yıkılmış köprüler tamir edilecek. Kurumuş sular fışkıracak. Her taraf bahaya dönecek. Çöller yeniden yeşerecek. Allah'ın inayeti ve keremiyle. İbrahim gibi gezeceksiniz. Musa gibi dolaşacaksınız. Lut gibi alev alev başkalarının bağrına düşeceksiniz ve aydınlatacaksınız. Hazreti Mesih soluklarıyla dolaşacak, ölü ruhları dirilteceksiniz. Hazreti Muhammed Mustafa gibi buradan oraya, oradan oraya sallallahu aleyhi ve sellem bütün cihanı aydınlatacak.